Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Edirne Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gülkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gülkan, belediye meclisinde üyesi bulunan tüm parti gruplarının imzaladığı ortak bir önergeyi okuyarak belediye meclisinin onayına sundu. Belediye meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği önergede, kahraman Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen bu alçak ve menfur saldırıyı Edirne halkı adına Edirne Belediye Meclisi çatısı altında görev yapan ve aşağıda imzası bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup belediye meclis üyeleriyle belediye ve meclis başkanı olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz denildi. 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya yapılan hain saldırıda ilk gece için açıklanan 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Bu acının tarifi mümkün değildir. Türk milleti olarak hepimizi derinden etkileyen bu alçak ve menfur saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen bu alçak ve menfur saldırıyı Edirne halkı adına Edirne Belediye Meclisi çatısı altında görev yapan ve aşağıda imzası bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup belediye meclis üyeleriyle belediye ve meclis başkanı olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Edirne Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi, milli ve manevi değerlerimiz mevzubahis olduğunda ortak bir anlayış içerisinde hareket edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık ışıklarını taşıyan, cesaretiyle dosta güven, düşmana korku salan kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir kez daha buradan Edirne halkı adına şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mevcut hizmet binasının yetersiz kalması nedeniyle Baba Demirtaş Mahallesi'ndeki bir binanın kiralanmasıyla ilgili maddenin görüşülmesi öncesinde Belediye Başkanı Recep Gülkan söz aldı. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Müdürlüğümüz mevcut hizmet binasının yetersiz kalması nedeniyle Baba Demirtaş Mahallesi, Çubukçular Hamam Sokak, No 13 adresinde 253 ada 126 parsel bulunan binanın 10 yıl süreyle kiralanması, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi tarafından yapılmasının belediye Mart ayı olağan meclisinde görüşülmesine müsaadelerinizi arz ederim. Evet. Bu konuyla ilgili meclisi ve Edirnelileri bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi ana binamızın, belediye binamızın hemen arkasında İmar İşleri Müdürlüğü'ne ait bir binamız var ve İmar İşleri Müdürlüğümüz uzun yıllardır tam yapım tarihi kimse tarafından bilmemekle beraber muhtemelen 1950'li yıllardan bu yana orada faaliyet gösteriyor. Zaman zaman bu binaya eklemeler de yapılmış. Tabii Türkiye'de belediye binası olarak projelendirilen, inşaatı halkın destekleriyle yapılan ve 120 yıldır kesintisiz belediye olarak faaliyet gösteren Türkiye'deki ilk ve tek bina olan belediye binamızın yanında böyle bir bina, işin doğrusunu söylemek gerekirse, bu dokuya yakışmıyor. Ancak toplu bir belediye binamızın olmaması nedeniyle de birimlerimiz dağınık halde faaliyet gösteriyor. Buçuktepe mevkiinde halihazırda inşaatı devam eden ve bu yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı binamız var. Binamız bu yıl içerisinde bitecek. Binamız bitmesine yakın hem bütün parti grupları hem belediye meclisimiz hem de halkımızın görüşlerini soracağız. Orasının bir kısmının kültür merkezi, bir kısmının belediye binası olarak mı kullanılması, tamamen kültür merkezi olarak mı kullanılması şeklinde halkımızın ve siz seçilmişlerin görüşlerini sorup ona göre karar vereceğiz. Böyle bir karar verildiğinde de tabii ki birçok birimimizin de oraya taşınması söz konusu olacak. Ama halkımız ağırlıklı olarak kültür merkezi olarak orasının çalıştırılmasını isterse de halkımızın isteği yönde elbette hepimiz karar verip ona göre uygulamamızı yapacağız. Eğer belediye binasının
belli hizmetlerin oraya taşınması söz konusu olursa bu bölgedeki birçok birimimiz de doğal olarak orada hizmet vermeye başlayacak. Teorik ve pratik olarak oraya taşınması mümkün olanlar. Mesela bir Fen İşleri Müdürlüğü'nün oraya taşınması hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü araç gereç parkları var. Bu bağlamda belediye binamızın hemen arkasındaki bir parselde şu anda bitme aşamasında olan bir inşaatın 10 yıl süreyle kiralanarak Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'nün oraya taşınmasını ve bu arkamızda bulunan İmar İşleri Müdürlüğü'nün de kaldırılarak belediye binasının özgün haline, bu alanın, bahçenin özgün haline dönüştürülmesini hedefliyoruz.